Bir adam sünnetlere ittiba etmiyorsa, bir adam 5 vakit namazın hakkıyla kılmıyorsa, o kişinin evinde huzur olmaz, o kişinin evinde bereket olmaz, o kişinin çocuğu ona isyan eder, o kişi annesine isyan eder, babasına isyan eder, işleri bozuktur, patronuyla arası bozuktur, karısıyla arası bozuktur, çocuğuyla arası bozuktur, çocuğu ona küfür eder. Annesine küfreden çocuklar var. Anasına, ana avrat küfreden çocuklar var. Duymasak söylemeyiz arkadaş ya. Duymasak söylemeyiz bunları ya. Hariçten gazel okumuyoruz arkadaş. Bir adam ayet ayet. Annenize babanıza öf demeyin. Öf. Adam anasına senin ananı diyor. Babasına senin babanı ananı diyor. E ne olacak abi? Hayatta namaz yok, sünnet yok, ilim yok, fikir yok, zikir yok. Allah aşkı yok, din aşkı yok. Ölüm korkusu yok. Ne zaman öleceğim? Yok. İmam-ı Azam'ın bir sözü var. Bugün Allah Celle Celaluhu karşıma çıkardı. Ölüm sonrasını hesabı düşünmeyen kişi, bak, ölümü ve sonrasını düşünmeyen kişi diyor. %90 diyor. Bakın %90 ölürken çok sıkıntı çekecek bak. %90. Son nefesinde diyor bak. Son nefesini kurtarması diyor çok zor. Adam ne olacak ya? Ölürüz gideriz bir şey olmaz diyor. Bak ölürüz gideriz bir şey olmaz diyor. Müslüman diyor bunu, ateistin diyor biliyor musun? Mesaj atmış. Dedim ki kardeş dedim Allah için dedim bir düşün ya. Dedim şu anda dedim ölsen nereye gideceksin? Müslümanken ateist olandan bahsediyorum. Direkt komple baştan ateist değil yani. Adam Müslüman ben ateist oldum hocam diyor. Dedim şu anda ölsen dedim nereye gideceksin dedim kardeşim ya. Dedim bir bunu bir düşün ya. Diyor ki doğmadan önce nereye gitsem oraya gideceğim. Bunu söyleyen ateist. O zaten gitti. Allah selamet versin. Gitti o. Onun raydan çıktı o. Eğer kelime işareti getirmezse ebedi cehennemde. E Müslüman ne diyor abi? Ne olacak ki? Ölürüz gideriz bir şey olmaz. Aynı fikir. Müslümanla ateist, Müslümanla kafir bugün neredeyse aynı kelimeleri konuşuyor. Ama Müslümana şaka gibi geliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kere kabristandan geçerken sahabilerle beraber dedi ki beni görmeden bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterim. Sahabeler dedi ki ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki siz benim arkadaşlarımsınız. Onlar benim kardeşlerim. Bugün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a layık bir kardeşlik yapan var mı? Bir tane Müslüman var mı ya? Ben Efendimiz'e layık bir kardeşim. Efendimiz ümmetim bile diyor bak kardeşim diyor. Var mı layık bir kişi ya? Ona göre yaşayan bir kişi var mı ya? Tam ehli sünnet böyle. Tam net. Var mı çevremizde? Allah dostları hariç. Var mı? Arkadaşlarımız, çevremiz, akrabamız var mı? Yok. E Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabahlara kadar neden ayakları işene kadar namaz kılıyordu? Sırf bakın. Sırf ümmetini cennete sokabilmek için sabahlara kadar namaz kıldı. Ayakları şişene kadar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın teheccüd namazını kılmasının sebeplerinden biri de bizim gibi bozuk ümmeti, bozuk kardeşleri. Kardeşim değil ama biz bozuğuz. Biz beş para etmeziz. Biz çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a layık bir hayat yaşamıyoruz. Biz onun sünnetlerini yaşamıyoruz. Takmıyoruz. Yaşamıyoruz ya abi, takmıyoruz abi. Sakal bırak bırakmaz. Takke tak takmaz. Cübbe giymez. Şalvar giymez. La otur diyorum oturarak ye. Yok. Oturarak su iç. Yok. Salinle yok. Adama salinle ye. Gözünün içine bak. Diyorum ki arkadaş şeytan diyorum sol eliyle yer içer. Ha hakikaten öyle mi diyor. Sol eliyle içiyor. Ne yapacağız abi? İşte. Ama alemlerin efendisi bize kardeşlerim diyor ya. Kardeşlerim diyor. Biz kardeş miyiz hakikaten? Biz Efendimiz'e layık kardeş miyiz? Kardeşler. Herkes şapkasının önüne koysun. Şapkasını değil, takkesinin önüne koysun. Düşünsün abi. Allah için, din için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırı var. Hatırı için sünnetlere sarılacağız. İş yerinde sakal yasaksa ben çalışıyorum, mecbur çıkamıyorum. Hani diyorsan hafta sonları kesmeyeceksin arkadaş. Memurlar cumartesi pazar çalışmıyor. Cuma akşamdan bırakacaksın. Pazartesi sabah tıraş et. Daha ne diyeyim yani? Bunun başka bir şeyi yok. Bunun başka bir şeyi yok yani. Ama haram. Üç mezhebe göre haram. Şafii mezhebine göre tahrimen mekruh. Harama yakın mekruh.
O da haram gibi bir şey yani. Haram. Sakal bırakmak farz, uzatmak sünnet. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sünnetlerine sarılmamız lazım. Bize kardeşlerim diyor. Bizi cehennem ateşinden kurtarmak için sabahlara kadar namaz kılıyor. Mahşer gününde 50 bin senelik azap gününde bütün peygamberler bile nefsi yani nefsim, kendim ben kendimi kurtarayım derken Efendimiz aleyhissalatü vesselam anlı secdede ümmetim diye Allah Celle Celaluhu'ya yalvaracak ya bizim için ya. Biz sünnet diye bir şey yok kardeşim ya. Ne gerek var bu devirde şimdi kim şalvar giyecek ya? Şimdi benim hatun bana kızar. Patron bana kızar. Kız arkadaşım bana kızar. Amcamın oğlu der. Dayımın kızı der. Sen ne oldun? Sofi mi oldun? Takke mi taktın? Bir Allah kulu demiyor ki kardeşim. Bir Allah kulu demiyor ki. Benim peygamberimin kıyafeti bu kardeşim. Sen işine bak. Bir Müslüman diyor. Onu deyince bir de utanıyor ya. Lan desene lan benim peygamberimin sünneti sana hayırdır ya. Sana hayırdır. Sen kendine bak. Altındaki Amerikan kotu, Fransız gömleği, he, İtalyan tişörtü. Hayırdır sana ya. Sana hayırdır kardeşim. Ben Allah ve Resulünün razı olduğu bir hayat yaşamaya çalışıyorum. Sen kendine bak. Dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şimdi Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedik bizim için sabahlara kadar namaz kıldı. Peki bizim namazlar nasıl? Namazlara bakıyor muyuz? Kontrol ediyor muyuz namazlarımız nasıl? Surelerimizi bir hocanın, bir imamın dizinin dibine oturup sure talim yapıyor muyuz abicim? Geçen hafta ufaktan bir giriş yaptık. He? Bismillah. İnna a'tayna diyebiliyor muyuz? He? İnna tayna mı diyoruz hala? Kulfu mu diyoruz hala? Kul hu demiyor muyuz? He? Demiyor muyuz abi? Ne diyoruz? Bismillah. Kul e'uzu bi rabbil felak min şerri ma halak diyemiyor muyuz hala? Halak mı diyoruz hala? Allah tıraş etti mi diyoruz? Hala. Namazlarımızı düzeltiyor muyuz? Tadil erken var mı? He? Rükudan pat küt, secdeden pat küt mü? Hala mı? Dikkat ettik mi? Dikkat edeceğiz. Namazlar düzelecek. Namaz düzelirse hayat düzelir. Namaz düzgünse hayata düzen gelir abicim. Allah'ın izniyle namazlara dikkat edeceğiz. Bir insan, bakın. Bir insanın namazı düzgünse o namaz o kişiye dua eder. Sen beni korudun ya. Sen beni muhafaza ettin ya. Allah da seni korusun. Allah da seni muhafaza etsin. Eğer o kişinin namazı bozuksa, sureler bozuksa, tadil erken yoksa o namaz ona beddua eder. Ve o namaz mazlumdur. Bakın o kişi zalimdir. O namaz mazlumdur. Mazlumun duası reddolur mu abicim? Olmaz. Allah senin berbat etsin diyecek o namaz. Sen beni berbat ettin ya. Allah da seni berbat etsin diyecek o namaz. Ya namazdan da beddua alınır mı kardeşim ya? He? Namazdan bile beddua alınır mı ya? Ama var. Adam bir namaz kılıyor. Allah selamet versin ya. Yok böyle bir namaz ya. Ne secde var, ne rükû var. Hiçbir şey yok. Kavmi yok, celse yok. Adam selam veriyor. Safın sonundaki adama bakıyor ya. Safın sonuna bakıyor ya. Bunu yapan da böyle sakalı var ha. 2 kilo sakal var adamda. Var. Adam kıyamda bütün camiyi taradı böyle gözüyle böyle. Kim var kim yok. Oo. Namazlar bozuk, hayat bozuk, düzen bozuk.